Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size sınavsız ikinci üniversite başvuru şartları nelerdir ve kayıt tarihleri ne zaman olacak onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sınavsız üniversite şartları arkadaşlar, bu videonun altına linkini koyacağım. Buradan başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini ve başvuru linklerine ulaşabilirsiniz. Başvuru şartları nelerdir? Herhangi bir üniversitede herhangi bir bölümü, lisans ya da ön lisans bölümünü okuyor olmanız, İlk defa kazanmış olmanız ya da mezun olmanız yeterli arkadaşlar. Şu an 2020 YKS ile ya da 2020 DGS ile herhangi bir bölümü kazandıysanız yani şu an için sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydolmuş olmanız gerekmez, kazanmış olmanız yeterli. Sınavsız ikinci üniversitede ön lisans bölümleri ve lisans bölümleri var. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 4 yıllık bir bölüm kazanmış olan arkadaşlar sınavsız olarak 4 yıllık veya 2 yıllık bir bölüm tercihi yapabilirler. Yani lisans ya da ön lisans olarak sınavsız ikinci üniversite tercihi yapabilirsiniz. Ama 2 yıllık bir bölüm kazanmış olan kişiler ya da 2 yıllık bir bölüm mezunu olmuş olan kişiler sadece 2 yıllık bir bölüm ön lisans bölümünde sınavsız üniversite tercihi yapabilirler arkadaşlar. Bu önemli bir konu. İkinci bir üniversiteyi mutlaka okuyun. Ben bunu daha önce de size söyledim. İkinci bir üniversite gerekli arkadaşlar, tamam mı? Burada başvuru şartları var. Bunları az önce anlattım size. Hangi bölümleri okuyabilirsiniz? Sınavsız olarak 3 tane üniversite bu şartları sağlıyor. Yani 3 tane üniversitede sınavsız olarak okuyabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Bunlardan herhangi birini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu zaten açık öğretim şeklinde online olarak yapılıyor. Dolayısıyla sıkıntı yok. Okumanızı ben tavsiye ederim. Atatürk Üniversitesi arkadaşlar lisans bölümleri bayağı var. Yani 13-14 tane lisans bölümü var Atatürk Üniversitesi'nde. Okuyabileceğiniz bölümler bunlar. Lisans olarak 4 yıllık okuyabileceğiniz Atatürk Üniversitesi sınavsız bölümler. Çocuk gelişimi var, grafik var, işletme var, reklamcılık var, rekreasyon var, sağlık yönetimi var. Bu şekilde arkadaşlar sosyoloji var, tarih var ve yeni açılan tekstil ve moda tasarımı var. Bunlar okuyabilirsiniz ya da ön lisans bölümleri var. Adalet çok ön planda arkadaşlar. Ön lisans bölümlerinde sınavsız olarak adalet okuyabilirsiniz. Oradan hukuka geçebilirsiniz. Bu tür şeyler var. Bankacılık var, bilgi yönetimi var. Bunları incelersiniz arkadaşlar. İş sağlığı güvenliği var. 2 yıllık bir bölüm olarak. Güzel duruyor. Lojistik güzel bir bölüm. Bu şekilde arkadaşlar. Reklamcılık yine okuyabilirsiniz. Sosyal hizmetler okuyabilirsiniz. Spor yönetimi okuyabilirsiniz. Medya ve gazetecilik okuyabilirsiniz. Bunlar Atatürk Üniversitesi'ndeki bölümlerdi. Anadolu Üniversitesi'nde lisans bölümleri çok fazla yok ama felsefe göze çarpıyor. Sosyoloji yine var. Sosyal hizmetler var. Halkla ilişkiler var, tarih var, Türk dili ve edebiyatı var. Bu önemli. İşinize yarar mı bilmiyorum. Ön lisans bölümleri yine bu şekilde arkadaşlar. Bunları incelersiniz ve mutlaka başvuru yapmanızı ben size tavsiye ederim. İstanbul Üniversitesi'nde yine sınavsız bölümler var. Bazı bölümlerde arkadaşlar dipnotlar oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zorunlu staj olan bölümler var ya da özel koşullar bulunuyor. Bunlara dikkat edin. Bazı bölümlerde sadece Arapça oluyor. Bunlara dikkat ederseniz, zaten linkini aşağı koydum, oradan bakarsınız. İstanbul Üniversitesi'nde lisans bölümlerinde coğrafya göze çarpıyor. İktisat, çocuk gelişimi, yine iş sağlığı güvenliği lisans olarak okuyabileceğiniz bölümler bunlar arkadaşlar. Sınava girmeden, herhangi bir sınava girmeden 4 yıllık okuyabileceğiniz bölümler var burada. Egzersiz ve spor bilimleri, bu yeni açılan bir bölüm. Zayıflamak için açılmış olabilir, bilmiyorum. Yani bunu açanlar bunun için açmış bilmiyorum ama güzel bir bölüm. Siyaset bilimi var. Böyle ilginç bölümler okuyabilirsiniz ya da sizi geliştirecek bir teknik bölüm okuyabilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi gibi ya da bilgisayar programcılığı gibi arkadaşlar bölümler okuyabilirsiniz. Yine İstanbul Üniversitesi'nde ön lisans olarak adalet var, çocuk gelişimi var. Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği var arkadaşlar. Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği var. İş sağlığı güvenliği var. Bu şekilde sağlık kurumları, işletmeciliği, sosyal hizmetler,
yaşlı bakımı, tıbbi dokümantasyon gibi bölümler var arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri, İstanbul Üniversitesi kayıt tarihi 1-30 Eylül arasında oluyor. Linkini buraya koydum. Buradan incelersiniz. Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri 31 Ağustos 16 Ekim arasında oluyor. Yani kayıtlar başlamak üzere arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi kayıt tarihleri yine 31 Ağustos 16 Ekim tarihleri arasında oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sınavsız bölüm okumanızı ben tavsiye ederim. Siz de bu uyarımı dikkate alın ve mutlaka okuyun arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu başta söylemem lazım ama sonda söylemeyi tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir rehberlik videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.